Merhaba sevgili dostlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bir Kırgız mutfağındayız. Böyle bir mekandayız. Özellikle sosyal medyadan sürekli dostlarım Kırgızistan'da olduğunu bilince bize oranın mutfağını tanıtmadan gelmeyin. Lütfen işte bize Kırgız mutfağını tanıtın. Ne olur hocam Kırgız mutfağıyla ilgili videolar çekin. Kırgız yemeklerini merak ediyoruz gibi talepler geldi. Ben de bu talepleri açıkçası duyarsız kalamadım. Peki dedim. Daha sonrasında da nerede yenir, nasıl olur, özel bir mekan olsun, neresi olur derken Raşit hocam sağ olsun bu konuda da bizi yalnız bırakmadı. Mihmandarlık yaptı bize ve Navat dediğimiz bu mekana geldik. Raşit hocam Kırgız mutfağı dendiği zaman neler söylersiniz? Hocam Kırgız mutfağı dendiği zaman et. O muazzam, o lezzetli et. Bunun en büyük sebebi de hocam 1500-2000 metre yükseklikte Rakım'daki 2500 hatta siz de çıktınız Susamur Yaylası 3000-3200 metredeki o güzel yaylalarda, o otlaklarda koyunların, hayvanların yayılması. Yani bu et hocam hiçbir şey yapmasanız böyle yani haşlasanız mükemmel bir şey çıkıyor ortaya hocam. Hocam yememek mümkün mü hocam? Ya hocam şimdi bile zor tutuyorum kendimi yani vallahi. Hocam çok da kilolu değilsiniz. Nasıl? Buranın etleri kilo yapmıyor mu? Hocam öyle demeyin. Geldiğimde tığ gibi delikanlıydım. 72-73'tim. Şimdi 90 kilo oldum. Bunun, yapmayın hocam. Öyle hocam, göstermiyoruz. Ya estağfurullah. Hocam bunun müsebbibi hocam Kırgız mutfağıdır yani. Evet. Hocam çok lezzetli yapıyorlar. Gayet doğal. Yani hala bugün bu tabir var ya organik tabiri. Evet. Hala organik ama bir Kırgız ortalama 15 ila maddi durumuna göre, gelirine göre 30 kiloya kadar et yiyebiliyor aylık ortalama. Zaten Kırgızlar kendi aralarında konuşurken karışkır bir eki biz değil. Yani dünyada en çok et yiyen kurttur. Kurttan sonra biz Kırgızlar geliriz derler yani. O kadar çok seviyorlar eti. Ama hocam dediğim gibi yenilmeyecek şey değil. Çok lezzetli etleri var. Ve Kırgız mutfağı hocam tamamen kardeşlerimiz Müslüman oldukları için bir de Hanefi mezhebine mensuplar. Hepsi de helaldir hocam yani. Hocam huzur içerisinde evet, gelip her şeyi yiyebilirsiniz. Hocam bir de mesela şimdi biz buraya bir şeyler koyduk ama bu koyduklarımız mutfağın %10'u bile değil yani. %5'i falan diyebiliriz. Sadece tadımlık. Evet tadımlık. Türkiye'deki kardeşlerimize bir şeyler anlatabilmek için koyduk. Hocam şu anda evet, ağzım sulanıyor yani. Eyvallah. Hocam sizin favoriniz? Hocam şimdi favori sayısını yani niceliğini biraz arttırma imkanımız var mı? Valla bugün torpillisiniz hocam. 5 olur mu hocam? Neden olmasın? Tamam olur hocam 1. Evet. Elbette hocam Özbek pilavı. Özbek harika pilavı pişiriyorlar hocam. Hocam değişik bir pişirme şekli var. Hı-hı. Böyle şöyle bir kazanları var hocam. İşte pirinç, et, havuç, kuyruk yağı hocam. İçerisine sarımsak da koyuyorlar. Bazen acı biber de koyuyorlar. Birlikte pişiriyorlar. Yani bir 2-3 saati buluyor pişirmesi ama mükemmel bir şey ortaya çıkıyor. Özbek pilavını. Aslında Özbek pilavı değil de hocam, Özgen pilavı desek de olur. Yani bu bizim Kırgızistan'ımızın Fergana Vadisi üzerinde Özgen bölgesinde, Celalabad bölgesinde özellikle çıkan bir hocam şey, pirinç türü. Pirinç türü. Evet, kahverengi. Özen, evet, kahverengi pirinç hocam. Gördüğünüz gibi. Yani bu normalde hani bu şekliyle herhangi bir şey değil. Evet, değil mi? Değil. Evet hocam, özel bir pirinç. Aslında yani Özbek pilavı yerine Özgen pirinci demek ben daha uygun buluyorum. Tabii evet, adı öyle çıkmış ama Özgen pilavı hocam aslında bu. Evet. Elbette hocam mantı. Evet. Mantı hocam eti çok değişik bir maya ile mayalıyorlar ve hocam onu kuyruk yağı ile birleştirilmiş hocam ince doğranmış. Biraz da et koyuyorlar içerisine ve hocam buharda pişiyor et. Oh. Hocam buharda pişiyor. Hocam yemeğinde yanında yatın. Hocam mesela normalde hocam. Evet. Hocam normalde eğer şeyiniz uygunsa hocam şöyle evet, ağzına katıp yiyebilirsin. Sosu ama biraz da var, sosu da var. Ve hocam elle yiyeceksin. Elle yemek maşıkla karıştırmayacaksın. Tabii. Et balık kelle bunlar yenir elle hocam. Evet. Yani hocam şimdi bu burada bir şey söyleyeyim buyurun, hocam. Buyurun. Geçen gün işte Cumhurbaşkanı vekiliyle bir mekanla oturduk. Evet. Orada şuradaki bunun adı ne deniyor? Hocam buna şaşlık diyorlar. Ha şaşlık diyorlar. Evet.
Ben şaşlık vardı. Böyle şeyle kesmeye çalışıyorum. Bıçakla evet, bilmem ne. Evet, evet. Ben durdum. Ne yapıyorsun sen dedi ya. Ya dedim hani yemeye çalışıyorum falan dedim. Ya dedi elle yenir bu dedi. Öyle yenir mi dedi. Evet. Allah. Ondan sonra atıverdim. Zaten ben de öyle bir şey bekliyordum. Evet. Muhteşem. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Hocam daha sonra yine çok güzel hocam. Şorposu var. Bu şorpa da hocam. Şorpayı şöyle. Hocam şorpa haşlanmış. Şorpa evet patates, havuç. Bizim haşlamaya benziyor ama hocam. Çok lezzetlidir. O da çok güzeldir hocam. Efendime söyleyeyim hocam. Yine şaşlığımız var. Şaşlık. Evet. Kuzu etinden hocam özellikle. Yumuşacık hocam. Çuçvaramız var hocam. Çuçvara da hocam bizim mantımıza benziyor. Mantıda kıyma koyanlar da var ama bunlar hocam küçük kuşbaşı etler koyuyorlar. Hı hı. Hocam gördüğünüz gibi tandır ekmeği. Kırgız nanı da diyorlar hocam buna. Bunun çok lezzetli. Nedir abi? Hocam bu tandırda pişiyor. Tandırda pişiyor. Evet tandır. Her yerde görüyorum. Her yerde görebilirsiniz hocam. Bu da hocam bizim Türkiye'deki pişi dediğimiz ama burada borsok dediğimiz olay hocam. Borsok. Evet bizim pişinin çok küçük hali. Çok bu lezzetlidir. Kaymak koyuyorlar yani. Evet herhalde. Mal da koyuyorsunuz. Bal. Kaymak da olabilir. Hocam burada beş parmak. Beş parmak hocam genelde. Adı nereden geliyor hocam beş parmak? Hocam. Biz var mı? Bu konuda hocam zor açık soru. Ve söyleyebilir miyim hocam? Evet. Hocam beş parmağınızda yediğiniz için geliyor. Hocam normalde hocam yani. Hocam şu tabiri bir kaldırmamız lazım. Kırgızlar at eti yemiyor. Kırgızlar yılkı eti yiyor. Evet. Atla yılkının farkı var hocam. At hocam üzerine binilen bir hayvan olduğu için et kaslaşıyor ve sertleşiyor. Onu yemek namümkün hocam. Biz burada Kırgızlar artık ben de hocam Kırgızlaşım çala Kırgız yani yarım yamalak Kırgızım hocam onlar öyle diyorlar hocam yılkı yani hayvan hocam sadece yayılıyor yaylada orada burada sadece binilmiyor hocam o hayvana o hayvan sadece hocam yılkı eti yiyorlar at eti yemiyor Kırgızlar yılkıyla atı karıştırmayalım birbirine lütfen yani ondan sonra hocam bu hocam gördünüz hamur. Gördünüz mü hocam? Hamur. Lapşa diyorlar hocam buna. Evet, erişteye benziyor hocam. Çok lezzetli bir şey. Hocam hocam ne diyeyim ya? Vallahi karıştırınca canım çekiyor. Evet hocam. Evet. Hocam samsımız. Samsı. Hocam samsımız da. Çok burada hocam, ya. Çok, her yerde samsı çok var. Güzel. Yani. Hocam çok pratik bir yemek. Pratik. Hocam hemen eti ve kuyruk yağını hocam. Tak 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 hemen kuşbaşı haline getiriyorsunuz. Hemen hamuru açıyorsunuz kıymetli hocam. Yapıştırıyorsunuz. Hemen fırına atıyorsunuz. Bir bu da fırında oluyor. Evet bu da fırında. Çok güzel oluyor. Çünkü her yerde önce mesela kebap yiyecekse samsı yiyor ondan sonra. Evet. Evet. Samsıyla bütünleşmiş bir mutfak. Evet. Yani ekmek yerine samsı da yiyor hocam. Öyle. Ama doğru. Hocam Musa Beyciğim Kırgız kardeşlerimizin en önemli özellikleri hocam bir şey yerken mutlaka sıcak bir şey içiyor yanında. Evet. O zaman biz bir çay hocam. Adı nedir fincanın? Piyala diyorlar mı hocam? Evet. Şöyle dolduralım. Ama Kırgız'a Çin diyorlar hocam. Evet. Hocam şimdi bu şimdi adını koyalım. Piyala değil mi bu? Çaynak. Çaynak hocam. Çaynak. Çanak hocam işte. Çanak. Hocam sıcak bir şey içiyor. Şimdi eti yiyoruz. Evet. Et yağlı yağlı. Hocam üzerine de böyle soğuk bir ayran. Hocam o mideye lap diye oturuyor. Elbette göbek olur hocam. Hocam Kırgızlara dikkat edin göbekli. Hiç yok. Göbek yok. Bizden yani. De çok daha fazla yemek yiyorlar. Hem yiyorlar hem ağır hem ağır yemek de yiyorlar hocam. Ya hocam be, demek ki bünye de alışmış. Bir de hocam sıcak mutlaka ya sıcak su içiyor yemek yerken ya hocam tam çay değil tamam mı? Hafif bir çay koyuyor içerisine bir demliğin içerisine. Evet. Hocam biraz tatlı olsun diye ya da yeşil çay koyuyorlar hocam özellikle. Bunu yiyor böylece hocam bu eriyor. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Bir de bunu, hocam bir de navatımız var tabii navat. Hocam bu navat. Şöyle kameraya da evet. Şey yapalım şöyle. Şu. Hocam bu navat. Navat dediğimiz şey dünyada daha önce hocam şeker yoktu biliyorsunuz. Evet. Şeker dediğiniz şey 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarında dünyaya çıktı. Evet. Ama insanlar önce tatlı ihtiyacını nasıl gideriyordu hocam? Tatlı ihtiyacında hocam gördüğünüz gibi hocam üzüm şırasından yapılıyor bu navat. Doğal. Tabii hocam doğal. Doğal şeker hocam. Aynı bizim pekmez gibi hocam biliyorsunuz. Çok güzel. Evet. Üzüm şırasından yapılan bir şey kıymetli hocam.
Bunu kıtta ama ya bizim Erzurumlu kardeşlerimiz gibi de yiyebilirsiniz. Veya içine atıp hocam karıştırabilirsiniz. İkişim. Evet. Hocam bu çakarap bizim bildiğimiz domatesle işte soğanı karıştırıyor. Biraz üzerine hocam çakarap işte dedi, tuz efendime söyleyeyim işte kırmızı biber atıyor. Pilavla birlikte çok güzel gidiyor hocam. Ondan dolayı yiyoruz. Kıymetli hocam bir yine daha. Burada goşnan var hocam. Hocam bizim bir daha söyler misin? Goşnan. Hocam şimdi bu yine hamuru açıyor hocam. Evet. Hamuru açtıktan sonra kıymetli hocam üzerine eti koruyor. Tekrar kapatıyor onu. Kapattıktan ama içerisine ne koyuyor hocam? Böyle biraz soslanmış, marine edilmiş et koyuyor hocam. Hmm. Kuşbaşı, soğanlı. Evet hocam et ya. Etsiz bir şey yok hocam. Hocam onun üzerine kapatıyor. Ondan sonra kızartıyor onu hocam. Hmm. Yani çok lezzetli bir şey. Hocam daha bir sürü şey var anlatacağım ama burada masada, yoklar. Masada bu kadar. Masada bu kadar. Yoksa çok güzel hocam yiyecekler hocam, var. Hocam öyle güzel anlattınız ki. Yani, bir önce bitse de hemen bunların tadına baksam. Valla hocam ben de acıktım yani. Biz bugün biliyorsunuz çok çalıştık hocam. Sahadaydık. Sanki hak ettik burayı hocam. Evet fazlasıyla hocam. Evet sevgili dostlar bazen onu da söylüyorlar. Böyle farklı videolarda çekmiyorsunuz noktasında. Hani sadece gösteriyoruz ama. Bu yiyip işte yedikten sonra yerken işte lezzetliydi, nasıldı noktasında bunları söylememeye çalışıyorum genel itibariyle. Sadece tanıtmak için böyle bir hazırlık yaptık. O da yoğun böyle talep doğrultusunda oldu. Umarız Kırgız mutfağı hakkında böyle az da olsa bir bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Evet, hoşça kalın efendim. Hoşça kalın, teşekkür ediyoruz.